Formula 1'de yeni sezonun başlamasına artık sayılı günler kaldı. Araçlar görücüye çıktı, kış testleri yapıldı. Artık takımlar için bir yarış hafta sonunda piste çıkıp ellerini açma vakti. Bahreyn Grand Prix'si ile başlayan yeni sezonda bakalım neler olacak. Geçen yılda olduğu gibi her yarış öncesinde sizlere pisti tanıtıp takımların güncel durumları hakkında yorumlar yapmaya çalışacağım. Eskiler hatırlar. Geçen yıl sezon ortasında sizlerle videolar paylaşmaya başlamıştım. Ama muhtemelen bu sezonun sonu geldiğinde her pistin değerlendirmesini yapmış ve karakteristiğini öğrenmiş olacağız. Takımlar kış testleriyle beraber Bahreyn'de ortalama 300-400 tur attı. Bu da yaklaşık 6-7 yarış mesafesine denk geliyor. Yani her takımın elinde fazlasıyla data var. Bu hafta sonu hava durumunun geçen haftayla neredeyse aynı olduğunu hesaba katacak olursak doğru ayarları yakalamak kolay olacak gibi görünebilir. Ama bir diğer yandan da griddeki takımların bazıları Bahreyn'in güncelleme paketi getireceklerini açıkladılar. Her güncelleme aerodinamik yapının değişmesi ve araç kurulumunun baştan yapılması anlamına geliyor. Ayrıca tüm takımlar sezonun tamamını düşünerek testler yaptıkları için bu hafta sonu cuma gününün bir hayli yoğun geçeceğini tahmin etmemiz yanlış olmaz. 2004 yılından beri yarışlar düzenlenen Sakir pistinde aktif pilotlardan Lewis Hamilton 5, Fernando Alonso 3, Charles Leclerc ise bir yarış kazandı. Pistteki kaçış alanlarının bir hayli büyük olması Bahreyn'i cezalandırıcı bir pist olmaktan uzak tutuyor. Bir diğer yandan bozuk zemin yapısı ve körtlerle beraber pist dışı turlarda aracın kanallarına kaçacak kumlar da Formula 1 araçlarına mekanik arızalar yaşatabilir. Bu pistle ilgili sosyal bir konuya da parmak basalım. Formula 1'in klasikleşmiş olan şampanya ile podyum seremonisi Bahreyn'de alkol satışına izin veriliyor olmasına rağmen yerel bir gül suyu olan wort'la yapılıyor. Enteresan ama bu coğrafya için şaşırılmayacak bir tercih. Sonuçta biz de gazozla yapmıştık. Şimdi de pistin yapısına ve ayrıntılarına bir göz atalım. Pistteki 3 sektörde de farklı DRS tespit alanları var. Geçiş ve takip anlamında Bahreyn'in zengin bir pist olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yılın en iyi yarışlarından birini burada takip etmiştik. Pistin ilk sektörü uzun start-finish düzlüğünün ardından sağa doğru kıvrılan yavaş bir virajla başlıyor. Araçların hızlarının birden yavaşlamasıyla beraber özellikle start anında bu noktada birbirine temas eden araçlar görme ihtimalimiz yüksek. Akan yarıştaysa aynı viraj atak denemek ve sonuca ulaşmak adına iyi bir nokta. Ardındansa yavaş geçilen bir S virajı ardına başlayan bir düzlük var. Düzlüğün sonundaysa orta hızlarla geçilen dördüncü viraj. Bu virajda dışarı taşan pilotlar özellikle inceleniyor. Sonrasındaysa yüksek hızlı S virajları ve aerodinami sorgulayan yapısıyla ikinci sektör başlıyor. Özellikle bu sektördeki 10. viraj, birçok pilotun blokaj yaşadığı, hatalar yaptığı, ayrıca atak yapmaya hazırlandığı bir viraj. Bu sektörde araçların göstereceği performanslar yarışın anahtarı olabilir. Devamında gelen 3. sektörde ise takip edilen aracın DRS mesafesinden kopmamak çok önemli. Daha önce de bahsettiğim gibi, start-finish düzlüğü mükemmel bir av sahası. Burada DRS ve hava koridoru etkisi birleşirse tadından yenmez. Pist için bir favori belirlemek normal şartlarda sezon başında pek de kolay olmaz. Ama son 2 yılın şampiyonu Red Bull sorunsuz bir test periyodu geçirdi ve zirveyi kolay kolay bırakmadı. Araç geçen yılın aracının daha sorunsuz hali olarak konuşuluyor ve açık konuşmak gerekirse Red Bull harici diğer rekabetçi takımlarda işler pek de yolunda gitmiyor. Ferrari ile devam edelim. Araç testlerde rekabetçi göründü aslında. Ama Red Bull'un da gerisinde kaldığı açıktı. Unutmamak lazım ki testler bize her zaman doğruları söylemez. Araçların yüklü olduğu yakıt miktarı ve çalışılan farklı senaryolar gibi değişkenler var. 10 kilogramlık bir yakıtın araca neredeyse 0.3 saniye kazandırdığını biliyoruz. Ferrari için aracın viraj performansının azalıp düzlüklerde hızlandığı yorum yapıldı. Takımın aracı olan yaklaşımı değişmiş gibi görünüyor. Takımlar büyük bir teknoloji icat etmedikleri sürece hız kazanmak için aerodinamiden feragat ediyorlar. Bir diğer söylenti ise Ferrari aracının önden kaymaya meyilli olduğu ve bu sürüş tarzının Leclerc'le uyumlu olmadığına dairdi. Bakalım tüm bunların ardından neler çıkacak. Mercedes de testleri iyi geçiremeyen takımlardan biri. Araç çok iddialı ve başka bir dünyadan gelmiş gibi görünse de Mercedes yeni kurallara tam olarak adapte olmayı başaramadı. Toto Wolff ilk olarak Lewis Hamilton'a şampiyonluk için savaşabileceği bir araç hazırladık dedi. Testlerle birlikte üslup biraz değişmeye başladı. Hatta aynı Toto Wolff, Aston Martin'in kendilerinden daha hızlı olabileceğini söyledi. Ne olursa olsun Toto Wolff ve Mercedes, yıllarca testlerde bizi ters köşe yapmış bir ikili. Hafta sonunu beklemek lazım.
Testlerin pozitif yöndeki en büyük sürprizi ise Aston Martin oldu. Red Bull'dan yeni transfer olan Dan Fallows'un göreve başlayıp işlere el atması sonucunu gösteriyor gibi. Fallows zaten Adrian Newey'nin öğrencisi. Geçen yılı yeşil Red Bull'u olan Aston Martin bu yolu takip etmeye devam etmiş. Özellikle Fernando Alonso'nun attığı uzun stintlerde gelen istikrarlı sonuçlar seyircileri heyecanlandırmış durumda. Bu hafta sonunun sürpriz yumurtası Aston Martin olabilir. Alpine'de ise enteresan bir hava vardı. Belki de testlerin en öngörülemez takımı oldular. Aracın değişen süspansiyon mimarisiyle beraber sürekli ayar değişikliği yapmaları fazla tur atamamalarına sebep oldu. Rakiplerinden 40-50 tur geride kaldılar. Aracın onboard görüntülerinde pilotların turları izlendiğinde 8. vitesin neredeyse hiç kullanılmaması da ayrı bir enteresan noktaydı. Genel klasmanı Pierre Gasly 17. Esteban Ocon ise 20. sırada tamamladı. Tüm bu negatif görüntülerin ardından pilotların araç hakkında yaptığı olumlu yorumlar da bu öngörülemezliğin başka bir noktası oldu. Takımın teknik şefi Harman, Bahreyn'e gözle görülür bir güncelleme geleceğini doğruladı. Bakalım buradan neler çıkacak. McLaren tarafında da benzer bir senaryo vardı. McLaren testlerin en az tur tamamlayan takımı oldu. Ayrıca takım araçta bazı sorunlar olduğunu ve işlerin yolunda gitmediğini de kabul etti. Takım patronu Andreas Seidel'ın takımdan ayrılması beni çok şaşırtmıştı. Acaba bu yüzden mi diye düşünmeden edemedim. Will Buxton'ın Norris'in duvarları yumrukladığına şahit olduğunu açıklaması beklentileri bir hayli düşürüyor. Burada neler olup bittiğini gerçekten çok merak ediyorum. Bunlar gerçekten yaşandı mı yoksa gelecek sezonun Drive to Survive için bir kurgu mu tahmin edemeyiz. Geriye kalan takımlarsa Alfa Romeo, Haas, Williams ve Alfa Tauri. Alfa Romeo ön tarafa sıçrama yapacak ekiplerden biri olma potansiyeline sahip. Haas'la beraber geçen yıla hızlı başlayan takımlardan olmuşlardı. Muhtemelen bu 4 ekip yıl boyunca birbirleriyle mücadele içinde olacaklar. Bütçeler ve geliştirme savaşları tıpkı geçen yılda da olduğu gibi bu düğümü çözen en önemli etken olacaktır. Williams da gözde görülür bir atılım yapmış gibi görünüyor. Bakalım eski ihtişamlı günlerine dönmek adına son sıradan kurtulmak için bir adım atmayı başarabildiler mi? Yine aklıma geleni paylaştığım, içimden geleni söylediğim bir yarış öncesi videosu oldu. Sizin de eklemek istediğiniz noktalar varsa yorumlarda sohbet etmeye devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bayağıdır söylememiştim bunu.